artış gösteren şirketleri biz biraz daha böyle ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Peki. Bizim de hisse sorularımız gelmeye başladı. Hiç Tamam. izleyicilerimizi daha fazla bekletmeden Şişecam'la başlayalım. Şişecam. Evet. Şişecam tarafında şirketin bilançosuna baktığımızda oldukça tatmin edici bir karlılığın oluştuğunu görüyoruz. 12 aylık bilançoda 9 milyonun üzerinde bir karlılık gördük. Öz sermayesine baktığımızda yaklaşık olarak 39 milyar civarında. Neredeyse %20'nin üzerinde bir karlılık var. Öz sermayenin %20'sinin üzerinde bir karlılık oluştuğunu görüyoruz. Bu oldukça önemli. Şirketin çarpanlarına baktığımızda ise fiyat kazanç oranının bu bilançoya bağlı olarak halen çok düşük seviyelerde olduğunu söylememiz mümkün. 4.73 civarında. Kaç yere daha bakacağım? Evet. Şişecam'da yine son çeyrekteki satışların önceki 3 çeyreğe göre biraz daha arttığını gördük ve son çeyrek bilançonun ilk 3 çeyrek bilançoya göre ciddi manada karlılığa dönüştüğünü söyleyebiliriz. Şimdi böyle bir bilanço yapısına sahip bir şirkette teknik olarak değerlendirdiğimizde ise hisse senedinde geçtiğimiz yıl biliyorsunuz endeksten biraz daha bağımsız çok sert bir yükseliş yaşamıştık. 11. ayda 8'li fiyatlardan hisse senedi 18'lere kadar neredeyse %100'ün üzerinde kısa bir süre içerisinde bir prim yapmıştı. Sonra bugüne kadar da yaklaşık olarak 3 aydır da bu yukarı yönlü yükselişin bir sindirmesini, kar realizasyonunu düzeltmesini yaşıyoruz. Burada dikkat edersek 60 günlük ortalamanın altında çok fazla kalmadığını söyleyebilirim. Bu benim biraz dikkatimi çekti. Bu da şu anda da 60 günlük ortalama 13-20 seviyesine tekabül ediyor. 13-20'nin üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönde ben önceki direnç seviyelerine doğru yükselişin devam etmesini açıkçası bekleyebilirim. Burada en kuvvetli direnç seviyesi bizim için 15-30 seviyesine tekabül ediyor. 15-30'un büyük bir ihtimalle denenecektir. Aşılması durumunda ise ilk aşamada önceki hedef seviyesi yani tarihi hedef seviyeler görmüş olduğu seviye 18'li fiyat seviyeleri tekrar görülebilir. 18'i ben hemen kırılmasını da beklemiyorum açıkçası. Burada biraz maliyetler, yeni maliyetler oluşması durumunda yeni hedef seviyeleri, yeni tarihi zirveler büyük bir ihtimalle gündeme gelecektir. Ben orta ve uzun vadede mutlaka taşınması gereken önemli hisselerden, portföyde bulunması gereken önemli hisselerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum.